Ahlatçı yatırımdan herkese günaydın. Haftanın ikinci işlem gününde bir süz endeksi %0,82 değer kaybı ile 10.679 puan seviyesinden kapandı. Güne yatay bir açılış yapan endeks seans boyunca negatif tarafta yer aldı. Tüm ana endekslerde satış baskısı hissedilirken bankacılık endeksi %2,4 değer kaybı ile satışlarda başı çekti. Haftanın üçüncü işlem gününe başlarken endekste zayıf bir açılış bekliyoruz. 10.650 seviyesi ilk önemli destek noktası olarak izlenecek. Buna karşın 10.500 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece endeksteki olumlu teknik görünüm sürecektir. BIST 100 endeksinde 10.500 seviyesinin üstü kapanışlarda kısa vadeli 10.000 10, seviyesinin üzerindeki haline geldiğini düşünüyoruz. Fitch daha önce nötr olan Türk bankacılık sektörü değerlendirmesini iyileşiyor olarak güncelledi. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez, enflasyondaki düşüş beklentilerini desteklerken, Türkiye'nin yakın zamanda aşağı yönlü revize edilen 2024-2025 büyüme tahmininde yeniden yukarı revize edebileceği yerlerini verdi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından seçim sonrası hükümet tarafından sıkı para politikasının sürdürüleceğine yönelik mesajların finansal piyasalardaki belirsizlik algısını önemli ölçüde azalttığını Kısa dönemli dalgalanmalara karşın yabancı sermaye girişlerinin sürdüğünü belirterek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini sınırlı ve aşamalı bir şekilde indirmeye başlaması için Eylül ayından itibaren koşulların uygun olacağına değerlendirmesi yapıldı. İyi seanslar.